çocuklar, nedir telaşınız? Vıcır vıcır yine orada ne ölçüşüyorsunuz? Kuyrukluyu söyleşiyoruz Emeti Hanımcığım. Hangi kuyrukluyu? Aa, kaç tane var kadınım? Kaç tane istersen, sokak dolusu var. Biz o sokaktaki kuyrukluları söylemiyoruz canım. Gökteki kuyrukluyu konuşuyoruz. Birkaç haftaya kadar dünyaya çarpacakmış diyorlar. Siz gökteki kuyrukludan korkmayınız, yerdekilerden korkunuz. Bu berikiler daha tehlikeli. Gerçekten mizahın dibine vuran, bir o kadar da toplum eleştirisi yapan bir adam Hüseyin Rahmi Gürpınar. Ben geldim. Evet, bir haftalık bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Bugün size çok farklı bir kitaptan bahsedeceğim. Hani diyoruz ya bazen böyle, güldürürken düşündürdü. İşte tam olarak bence bu kelime bu kitaptan dolayı çıkmış olmalı. Bugünkü kitabımız Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Evet, şimdi sizden şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. 1910 yılına gidiyorsunuz. Ta geçmişe, geçmiş Türkiye'ye gidiyorsunuz. İstanbul'dasınız ve size şöyle bir bilgi veriliyor bütün ülke genelinde. Halley adındaki bir kuyruklu yıldızın ülkemize çarpacağı ve hepimizin öleceği söyleniyor. Ne yaparsınız? Sizin ne yapabileceğinizi kestiremiyorum ama Hüseyin Rahmi Gürpınar 7 Nisan 1910'da oturup bu kitabı yazmaya başlıyor. Kitabın öncelikle ön sözü gerçekten muhteşem. Bizim kendi toplumumuzu, Türk kültürünü eleştirirken mizahı bu denli kuvvetli kullanmak bence her yazarın harcı değildir. O yüzden de zaten Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk Edebiyatı'nın en önemli taşlarından biridir. Yıldızın çarpacağı haberinin yayılması üzerine Hüseyin Rahmi Gürpınar toplumdaki bu felaket senaryolarını, çalkantıları çok mizahi bir dille kaleme almaya başlıyor. Ve o dönemin İstanbul'undan, o kadınların ağzından, onların şivesinden Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kitabını yazmaya başlıyor. Tabii mahalledeki kadınlar kendilerine göre felaket senaryoları üretiyorlar. Kimileri dönüp buna inanmıyor, kimileri bu yıldıza çok farklı isimler takıyor. Gerçekten aralarındaki yaptıkları diyaloglar o kadar güzel bir şekilde anlatılmış ki bu kitabı herkesin çok seveceğini düşünüyorum. Bu mahalledeki kadınların yaptıkları senaryoların içinde şunlar da var. Kimisi kuyruklu yıldızın kendisine bir şey yapmayacağını söylüyor. Kimisi çok büyük yangınlar çıkaracağını söylüyor. Kimisi şunu söylüyor. Benim evim helal parayla alındı. Benim evime bir şey olmaz. Kapımı kapatırım, içeride otururum. Yani bu kafalarla gerçekten nasıl bunlar kurgulandı, nasıl yazıldı, nasıl gözlem yapıldı da bu toplum böylesine iyi anlatıldı? Pes. Bu arada benim en çok hoşuma giden şey de, ben kuyruklu yıldızın kuyruğunu okşarım, nasıl olsa bana bir şey yapmaz. Bir de bu kuyruklu yıldızı şeye, bir tanesi Ankara keçisine benzetiyor, bir tanesi Van kedisine benzetiyor. O kadar iyi betimlemeler, o kadar iyi espriler var ki bunun içinde, bayıldım. Bu arada bir de şöyle bir durum var. O dönemde İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda, Beyazıt Meydanı'nda falan kerevetler kurulacak. Ve o gün yıldızın çarpacağı gün herkes oraya gidecek, yıldızın dünyaya, Türkiye'ye nasıl çarpacağını izleyecekler. Bilemedim. Tabii mahalle böyle çalkalanırken mahallenin eğitim görmüş, okumuş, ilim, irfan sahibi İrfan Bey de mahalledeki bu durumu fark ediyor ve herkesi sakinleştirmek, biraz da olsa bilinçlendirmek adına bir konferans, bir toplantı düzenlemeye karar veriyor kendi evinin bahçesinde ve bütün mahalleliyi evine davet ediyor. Ama tabii gelen insanlar İrfan Bey'in anlattıklarını, işte astronomiden bahsetmesini vesaire çok fazla anlayamadıkları için İrfan Bey şöyle bir çözüm buluyor. Bu konferansı bir günde değil de birkaç güne yayarak insanlara anlatmak istiyor. Evet, gazetede çalışan İrfan Bey de ertesi gün iş yerine gidiyor konferansını verdikten sonra. İş yerine gittiğinde kendisine daha önce hayatında hiç görmediği bir kadından bir elçi aracılığıyla mektup geliyor. İşte Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç tam olarak bu noktada başlıyor. Gelen mektupta bir kadın kendisini kadınlığından dolayı küçük görmemesinden başlayarak Kuyruklu Yıldız'ın ne olduğunu, tam olarak nasıl bir olay gerçekleşeceğini, buna inanıp inanmadığını, kısacası gökyüzüyle ilgili bütün bildiklerini kendisine anlatmasını istiyor.
Aralarındaki konuşmalar böyle başlıyor. Tabii İrfan Bey kadının kendisini gördüğünü çok iyi biliyor fakat o kadını bir türlü görmüyor. İşler bu şekilde başlıyor, mektuplaşmalar sürüyor. Tabii ki ben bundan zaten çok fazla detay vermeyeceğim. Yani kitap adını bunların ilişkisinden alıyor. Hüseyin Rahmi'nin kalemi o kadar kuvvetli ki gerçekten Türkiye'nin o dönemi, o yılı tam olarak gözünüzde canlanabiliyor. Kitap boyunca yazarın yazdığı komik ve ironik olaylara gülerken bir yandan da kendi hayatımızın, toplumumuzun gerçekten yansıttığı düşünceleri okumak videonun başında da dediğim gibi çok yani acayip ilgi çekiciydi. Bence mizah öğelerini kullanarak toplum eleştirisi yapabilen en iyi yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar ve en iyi kitap da kesinlikle Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Evet, bu yalın, sade, ironik, güldürürken düşündüren kitabı bütün herkesin okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Benim elimdeki kitap Yakamoz Yayın Evi'nden çıkmıştı. Yani çok fazla bir hataya vesaireye rastlamadım. Yani benim için güzeldi, okuması çok zevkliydi. Dediğim gibi bütün herkese bu kitabı okumasını şiddetle öneriyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bambaşka kitaplarla görüşürüz demeden önce ne diyorum? Bunun gibi yaptığım diğer kitap yorumlarımı merak ediyorsanız buraya bırakacağım linklere tıklayarak geçmiş videolarımı izleyebilirsiniz. Altına yorumlarda bulunabilirsiniz. Okuduğunuz kitaplar varsa siz de oraya eleştirilerinizi getirebilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kitapla kalın.